Herkese selam dostlarım. İki adım yol yürüyüp nefes nefese kaldım. Şu anda dinlenmekle meşgulüm. Şimdi PTT Kargo'ya gidiyorum. İki tane dolap siparişim var. Onları vereceğim. Bugün yine PTT Kargo'daydım. Kız kardeşimin siparişi vardı. Onu verdim. Şimdi de kendi siparişlerimi vereceğim. Şöyle poşete koydum. İki tane kozmetik ürünü satıldı. Onları verdikten sonra eve geçeceğim zaten. Size de bir merhaba demek istedim. Video başlatmak istedim. PTT'ye iki adım kaldı. Hemen şurası. Gerçekten nefes nefese kaldım. Sanki yaşlanmış gibiyim. Çok demir eksikliği olduğu için arkadaşlar böyle iki adım yol yürüyorum. Nefes nefese kalıyorum. İşte burası PTT. Kargomu bıraktım. Şimdi eve dönüyorum dostlarım. Yani bayır çıkarken tabii ki insan daha çok yoruluyor ama şu an rampa indiğim için sıkıntı yok. Evimle PTT arası Allah'tan 5 dakika. Şu güzel kuş cıvıltılarının seslerini duyuyor musunuz? Ne kadar güzel, ne kadar huzurlu. Şimdi evime gidince demir ilacım var. Demir ilacını içeceğim. Aslında ben de demir eksikliği olduğu için bu halsizlik, yorgunluk oluyor. İlaçları da yarıda kestim. Kesmemem gerekiyordu. Ya uf, bu tarz ilaçlar o kadar çok iştah açıyor ki arkadaşlar. Yani tek sıkıntı bu. Bir yandan iyi ederken bir yandan da çok güzel bir şekilde iştah açıyor. O yüzden bıraktım. Ama halsizlik devam ediyor. Yani zaten demirim çok düştüğü için doktor 2 kutu vermişti. Hatta bitirdikten sonra kontrole gel tekrar bakalım dedi ama ben ara verdim, içmedim. Tekrar içmeye başladım. Çünkü gerçekten 2 adım yol yürüyorum, hoşafım çıkıyor. Sanki koşu yapmışım gibi. O kadar kötü bir halsizlik, yorgunluk. O yüzden tekrar ilaçlarımı içmeye devam edeceğim. Bu arada bu cumada burun ameliyatı olduğum doktorum kontrole çağırdı. Bir bakacak burnumun genel durumuna. Bu cuma kısmetse doktoruma gideceğim. Bayağıdır gitmiyorum. Bir yıla kadar kontrol ediyormuş ameliyat yaptığı hastalarını. Öyle dostlarım. Biraz da burnum hakkında konuşalım eve gittiğimde. Görüşürüz. Oh, şükürler olsun evime geldim dostlarım. Şöyle derin bir nefes alayım, dinleneyim. Gerçekten rampa beni çok yordu. Aslında perşembe günü de verebilirdim kargoyu ama kapanmasına bir saat olduğu için çok fazla dedim uzatmayayım, bir an önce gitsin alıcının eline ulaşsın diye. Bu arada arkadaşlar dolaba koyduğum bütün kozmetik ürünlerimi sattım. Eğer siz de dolabıma bakmak isterseniz videonun içerisinde yazacağım dolap ismimi. Açıklama kısmına da bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Fiyatlar olduğundan daha uygun olduğu için arkadaşlar bütün ürünleri sattım. Şu an dolabımda sadece bir tane güneş kremi kaldı. Tekrar yeni ürünler ekleyeceğim. Hepsini zaten çok çok uygun fiyattan veriyorum. O yüzden ihtiyacınız olan bir ürün varsa siz de girip bakabilirsiniz. Şimdi doktorun bana demir eksikliği için verdiği ilaç bu arkadaşlar. Ferifer isimli kaşık ilaç. Demir eksikliğine yönelik bir ilaç bu. Bundan bana 2 kutu verdi arkadaşlar. Demirim o kadar düşmüş. Hatta doktora söyledim. Hap yutma sıkıntım olduğu için, yani hap yutamadığım için doktora dedim. Hocam dedim, ben hap yutamıyorum. O yüzden bana şurup ya da iğne verirseniz dedim iyi olur dedim. Yani iğneye bile razıyım arkadaşlar, düşünün. Şöyle kaşık şeklinde, içinde 28 tane kaşık var hazır. Açıyorsunuz ve tüketiyorsunuz. İlk kutusunu sabah akşam tüketiyordum. Tabii ki ara verdim kafama göre, aslında yapmamam gerekiyordu. Şimdi ikinci kutuya geçtim. İkinci kutuyu da sadece sabah bir kere tüketeceğim. Böyle kaşık şeklinde içiyorsunuz, o kadar. Öncesinde
2 saat öncesinde ve 2 saat sonrasında çay ya da kahve tüketme demişti doktorum. Etkisini azaltmamak için ilacım. Yani vücudun bayağı bir verim alsın dedi. Yani verim alsın dedi ilaçtan. O yüzden arkadaşlar etkisini azaltmasın diye Türk kahvesi ve çay önermiyordu. Şöyle şu şekilde kağıdını açtıktan sonra içeceğim. Rengi zaten pekmez gibi. Bakın. Şu şekilde bakın. Döktüm. Bir şey de içerken yerken dökmesem kusura bakmayın arkadaşlar, silip geliyorum. Sildim geldim tekrar, kusura bakmayın. Biraz burun ameliyatım konusunda konuşmak istiyorum. Doktoruma yazdım, hocam dedim benim gelmeme gerek var mı, uzun süredir size gelmiyorum dedim. Doktorum da dedi evet gelsen iyi olur dedi. Bir yıla kadar ameliyat yaptığım hastaların durumunu kontrol ediyorum dedi. Kısmetse bu cuma gideceğim. Bugün günlerden salı arkadaşlar. Kısmetse cuma günü bir kontrol için gideceğim. Şu an genel anlamda bir sıkıntı yok çok şükür. Sadece nefes almamda şöyle sıkıntı oluyor. Grip olduğum zaman ve burnum tıkandığı zaman sıkıntı oluyor. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Şöyle de son halini size göstereyim. Bu arada 6,5 ay oldu ameliyat olalı arkadaşlar. Şekli, görüntüsü tam istediğim gibi, hiçbir sıkıntı yok. Deliklerim konusunda da sıkıntı yok. Bakın. Sormak istediğiniz şeyler olursa burun ameliyatımla ilgili, ki ben birçok video eklemiştim zaten. O videolara da ulaşabilirsiniz kanalımdan. Ama yine bu videonun altına da sormak istediğiniz şeyler olursa yanıtlarım dostlarım. Genel olarak memnunum. Daha öncesinde devlet hastanesi ön yargım vardı. Özel hastanede ameliyat olmak istiyordum ama bu doktorumu, Aslan hocamı, ona ameliyat olan birinin vasıtasıyla buldum. İyi ki de bulmuşum. Çok memnun kaldım. Zaten çok çok cüzi bir fiyata arkadaşlar ameliyat oldum. Gerçekten çok komik bir rakama ameliyat oldum. 6 ay önce arkadaşlar 7400'e ameliyat oldum. Videolarımda da zaten bahsetmiştim. O yüzden çok da detaylı bahsetmeyeceğim. Böyle şimdi ben evde bir takım işlerim var. Çamaşırları toplamıştım. Onları bir katlayayım. Ondan sonra mutfağı toplayacağım arkadaşlar. Sizi de videoya dahil edeceğim. Siz de ben iş yaparken beni izleyin. Keyifli seyirler diliyorum hepinize. Bu arada dikkatinizden kaçmamıştır diye düşünüyorum. BİM'den aldığım küpelerimi taktım. BİM Aktüel'den küpeler almıştım arkadaşlar. Biliyorsunuz Naturalan markasının, ve BİM Aktüel videosunu eklemiştim. Küpelerimi de hemen taktım. Şurada ikinci ve üçüncü deliklerim vardı. Onlar kapandı. Uzun süredir küpe takmadığım için tekrar deldirmeyi düşünüyorum. Eğer deldirirsem çok güzel olur. Diğer küpelerimi de takarım. Görüşürüz videonun devamında. İki tane severek izlediğim dizi var arkadaşlar. Birisi Bahar, bir tanesi de İnci Taneleri. Bugün günlerden salı, Bahar var hatta. İnci Taneleri'nde arkadaşlar bir tane şarkı çaldı. Gerçekten çok güzel, hatta türkü. Onu size şimdi dinleteceğim. Şu sıralar çok dilime pelesenk oldu. Biraz başını dinleteceğim. Zaten izliyorsanız diziyi biliyorsunuzdur. Daha sonrasında sesini kısacağım çünkü telif yememek için. Bayılıyorum bu şarkıya. Açıyorum şimdi. Bir yandan şarkıyı dinlerken de çamaşırlarımı katlayayım. İşte bu şarkı. Tutar mı? Kayaların pas tutar mı? Ben şimdi devamını dinleyeceğim dostlarım. Buraları hızlandıracağım. Tabii ki şarkıyı söylemeye devam edeceğim. Ama siz farklı bir şarkı duyacaksınız. Telif yemeyelim.
Tabii ki semeyeceksiniz olur mu? Asla olmaz. Yeni şarkısını dinlediniz mi? Çok. Mantarlı olan her şeyi çok severim. Canım çok güzel bir mantar çekti arkadaşlar. Şimdi kendime sebzeli mantar yapıyorum. Birazdan yemeğe oturacağım, yemeğimi yiyeceğim. Yanına makarna yapsam mı, yapmasam mı kararsız kaldım. Bu arada makarna demişken size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Dün kendime makarna yaptım. Salçalı, ayıptır söylemesi. Gece midem o kadar rahatsızlandı ki size anlatamam. Yani ya yağdan ya da salçadan. Biraz bir tık yağını fazla kaçırmışım. Muhtemelen ondan oldu diye düşünüyorum ama çok midem bulandı. Yani 200 saat boyunca uyuyamadım. 12.30'da bir kalktım. 2.30-3'e geliyordu arkadaşlar uyuduğumda. Midem anca rahatladı, anca kendine geldi. Soda içtim. Soda içtikten sonra kendime geldim. Şaka gibi. O yüzden bugün mantarın yanına makarna yapıp yapmama konusunda kararsızım. Şey yaparım, sade yaparım. İlla o makarna olacak. Neyse, sade yaparım. Aslında dünden yemeğim var ama ben yine de yapacağım. Çünkü canım gerçekten çok mantar çekti. Kendi suyunda pişiriyorum. Su eklemiyorum zaten. Mantarlar birazdan semecek ve sulanacak. O kendi suyu daha güzel oluyor. Ben ekstra su katmıyorum. Şimdi kapağını kapatayım. Kapağını kapadım ve pişmeye bıraktım. Ben yine dayanamadım. Tabii ki makarna koydum. Mantarım sulandı. Birazdan şimdi baharat koydum. Kajun baharatı koydum. Bir de kekik koydum arkadaşlarım. Biraz daha öyle pişireceğim. Şimdi de makarna kavuruyorum. Kavurma makarnayı çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Yağda kavuracağım. Daha sonrasında da inşallah yiyeceğim. Siz de gelin buyurun. Birlikte yiyelim. Mantarım da burada. Görün bakın nasıl sulandı. Bu zaten pişti. Altını kapatıyorum şimdi. Makarnamı da kavurmaya devam ediyorum. Böyle kavurma makarna sıklıkla yaparım arkadaşlar. Rengi değişiyor ya, çok hoşuma gidiyor. Güzel oluyor. Aslında renkli makarna da satın alabilirim ama ben böyle kavurup yapmayı seviyorum. Hatta şunu söyleyeyim. Haşlamadan çok kavurma makarnayı daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Yemek faslını burada bitiriyorum dostlarım. Şimdi ben makarnamı da yapayım. Yemeğimi yiyeyim. Daha sonrasında videonun kaldığı yerden devam edelim.
Daha sonrasında videomuza kaldığı yerden devam edelim. Ben şehadet ederim ki, ey Muhammed, sen...